60 dakikadan herkese merhaba efendim. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz 60 dakikada. Bugün dediğim gibi petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizlerle olacak. Avrupa'daki doğalgaz krizinin detaylarını konuşacağız. Ve bir yandan da az sonra Gizem Uzuner Gençtürk araştırma müdürümüz bizlerle olacak tekrardan. Az önce gelen Yapı Kredi bilançosunun detaylarını aktarmıştı Gizem. Arçelik beklentilerin ciddi anlamda altında kaldı. Bunu bir detaylı olarak konuşacağız. Gelirse Tofaş bilançosunu da ekleyeceğiz. Onu da beklemedeyiz. Şimdi önce hemen Doktor Zeynep Elif Yıldızel'e dönelim ve sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım, merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yaklaşık bir sene oldu mu bilmiyorum Avrupa'daki doğalgaz krizi ama giderek kötüleşiyor senaryo. Bir yandan tabii ki savaşın etkisi buna dahil oldu. Önce bir genel değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani son gelen fiyatlarda Avrupa'daki doğalgaz fiyatları 200 euronun üzerine çıktı dedik. Herhangi bir iyileşme beklentiniz var mı? Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki bugün bir haber çıktı Avrupa Birliği'nden. Çıkan habere göre de gaz kullanım oranlarını belirli bir yüzdeyle azaltma kararı aldılar. Bu ne kadar rasyonel, ne kadar uygulanabilir bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama tabii ki bu Şubat ayında çıkan bu Ukrayna krizinin bu fiyatların hızla artmasındaki hızı arttırdı. Yani accelere etti. Şöyle ki zaten biliyorsunuz Şubat'tan önce ve Covid'den sonra doğalgaz ya daha doğrusu ekonomiler tekrar normale dönmeye çalışırken bir doğalgaz ve yani enerji fiyatlarında artış gözlendi. Ama savaşla beraber bunun artışı hızlandı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir resesyondan da bahsediyorlar. Bu resesyon mutlaka ki bir süreliğine fiyatları etkileyecektir düşme anlamında. Büyük ihtimalle öyle bir öngörü söylenebilir. Ama uzun vadede fiyatların düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü hem Avrupa hem de biz Rusya'ya çok bağımlıyız. Doğal gazdan ne kadar kendimizi arındırabiliriz? Ben bu konuda çok emin değilim. Çünkü ağır sanayi özellikle Almanya'nın sanayisi biliyorsunuz ki çeliğe dayalı ve önemli büyük ağır sanayileri var. Bunun da kontrol edilebilir ve sürdürülebilir bir enerji ihtiyacı var. Zaten Almanya son günlerde kömür santrallerini tekrar açmak üzerine bir takım görüşmeler ve isteklerde bulunuyor. Dolayısıyla enerji krizi bu kış bizi bayağı yoracak gibi gözüküyor genel anlamda. Peki devam edeceğim ama Tofaş'tan bir son dakika var. Tofaş Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos arasında planlı olarak üretim hatlarında bir bakım onarım çalışmaları sebebiyle de üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup fabrikamızda nöbetçi personelle sadece bakım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecektir şeklinde duyurusunu yapmış oldu. Bu son dakikayı da ekrana getirdik. Tofaş'ın bilançosu da bekleniyor. Onu da hatırlatmış olayım. Birazdan gelirse Gizem'le konuşacağız. Gelmezse Arçelik tabii ki gündemimizde onu konuşacağız. Şimdi Elif Hanım şöyle sorayım peki. Önümüzdeki döneme ilişkin Avrupa bu kısıntıları gerçekleştirse de yani planlı olarak hepimiz işte kesintiye gidelim dediler. Bunda anlaştılar miktarsal olarak. Bu gerçekten gerçekleştirilmesi zor bir şey. Nasıl işleyecek? Yani nasıl yapılacak sizce? Üretimlere ara mı verilecek? Ne bileyim belli başlı yerlerde elektrik kesintisi gibi mi olacak? Nasıl düzenleyecekler? Nasıl yönetecekler? Şimdi bununla ilgili bir detay açıklama yapılmadı. Yani biliyorsunuz bu bir karar alındı ama kimin ne kadar fedakarlık yapacağı ve hangi konularda fedakarlık yapacağına ilişkin bir detay ben görmedim açıkçası. Şöyle bir durum var, ben size birkaç rakam vereyim. Rusya dünya enerji piyasasına günlük 4.3 milyon varil petrol ve 210 milyar metreküp yıllık da doğalgaz sağlıyor. Bunun da 2,5 milyon varil bölü günü yani günlük 2,5 milyon varil petrol ve 142 milyar metreküp doğalgaz da Avrupa'ya akıyor. Şimdi bu 142 milyar metreküplük doğalgazı nasıl kısıntıya gidecekler kullanmakta ve ne kadarını değiştirebilirler? Bu 7 ay gibi bir süre vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bu nasıl olacak ben çok emin değilim. Ama
geldiğimiz noktada Avrupa'nın enerjisini, yani enerji kaynağını, enerji güvenliği adına çeşitlendirmesi gerektiğini bir kere daha hatırladılar. Bunu zaten neden unuttuklarını ben kişisel olarak hep merak etmişimdir. Çünkü enerji güvenliği aslında 21. yüzyılın da konusu. Ama bu elektrikli araçlar ve karbonsuzlaşma projeleri ve bunların çok bana göre rasyonel olmayan kararları biraz bizi enerji güvenliğinden uzaklaştırdı gibi, o konjonktürden uzaklaştırdı gibi gibi düşünüyorum. Örnek vereyim. 2070 yılına Hindistan net zero hedefi koydu. Net sıfır hedefi koydu. Yani bilemiyorum 50 yıl sonra hangi birimiz burada olacağız ve hangi hükümet bunu takip ediyor olacak. Bana göre çok rasyonel ve çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla aslında Avrupa bugüne kendi kendini de hazırladı. Hem kendi kaynak çeşitliliğini sadece Rusya'ya bağlayarak tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi değiştirmedi. Bunu değiştirmemedeki en önemli şeyler, hani kaynak var mı diye sorabilirsiniz. Evet, kaynak var. Mesela Kuzey Irak gazları var. Mesela Doğu Akdeniz gazları var. Yani Doğu Rusya enerji bağımlılığını bitirebilir mi sizce? Avrupa Rusya'ya enerji bağımlılığını bitiremez bence. Bitiremez. Yani ben Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulabileceğini tabi bugünden yarına ve 7 ayda bu çok zor. Ancak bölgeye boru hatlarıyla ulaşabilecek diğer gazların ekonomik ağırlıklarına rağmen uygulanırsa bunun olabileceğini düşünüyorum ben. Yoksa hemen karar verdi, kısıntıya gidelim, ne yapalım? Evlerde doğalgaz kullanmayalım, tamam kullanmayalım, ama öteki taraftan Almanya kömür santrallerini açmak istiyor. Yani hani karbonsuzlaşıyorduk, kömür en kötü, fosil yakıtların içinde karbon anlamında en suçlu fosil yakıt. Yani nasıl olacak? Hani kim karar verecek? Kim ödün verecek? Kim bu gazdan feragat edecek? Bu aslında hiç konuşulmadı. Sadece karar alındı. Nasıl uygulanacağını da hep beraber göreceğiz. Ben biraz zor görüyorum kısa dönemde bunun uygulanabilirliğini. Bir de dediğiniz gibi yani Rusya bağımlılığının kimlerle çözecekler? Yani doğal gaz boru hatları döşenecek. Hadi bugün başladılar deseler değil mi? Onlar bayağı bir sene süren işler. Tabii. Alternatif olarak hangi ülkeleri koyacaklar? Epey bir Şimdi bu plansız yakalandılar. Bir de dediğiniz gibi karbon salınımında zaten çok gerideyiz. Dünya olarak yani hedeflenen seviyelere ulaşmamız için epey bir yol kat etmemiz gerekirken bir de böylesi bir dönemde bu çıktı başımıza. Şimdi nasıl olacak da o karbon emisyonları sağlanabilecek? Çünkü kömüre dönüş var dediğiniz gibi. burada iki tane olay var. Bunlardan bir tanesi Ukrayna, Avrupa için aslında çok önemli bir merkezdir. Nedir merkezinin önemliliği? Ukrayna'da yaklaşık 45 bin kilometrelik bir boru hattı, 72 adet kompresör, yani boru hattında basınç sağlayan kompresör stasyonu ve de 13 tane yeraltı gaz depolaması vardı. Aslında Avrupa'yı kışın besleyen gazların depolandığı yer, yani çoğunlukla demeyeyim ama Ukrayna bunlar için önemli bir bölgeydi. Şimdi bunun Rusların elinde olması ve burada bir savaş olması ve ne olacağının belirsiz olması Avrupa'yı tabii ki çok geç kalmış bir paniğe sürükledi. Bunda da normal. İkinci bir şey, söylüyorum ben hep bu Kuzey Irak'tan veya Irak'tan veya bölgedeki diğer gazların boru hattıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması çok önemli bir şey bence. Ama bu da şu şekilde işlendi. Bundan 5-6 yıl kadar önce Rusya, Kuzey Irak'taki gazların boru hattının yapılma imtiyazını aldı. O zaman bu imtiyazı aldığında benim konuştuğum çevrelerde bunu yapmasının tek sebebinin burayı kontrol edebilmek. Yani bu boru hattını buraya inşa edip, çünkü bu boru hattı yaklaşık 450 kilometrelik bir boru hattı. Çok kolaylıkla inşa edilebilirdi ve Türkiye üzerinden ana sisteme bağlanabilirdi. Bunu yapmayacağını, burayı sadece kontrol etmek için bu imtiyazı aldığını ve buraya çivi çakmayacağını söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Şu anda Kuzey Irak'ta bu imtiyaza sahip Rusya. Öbür taraftan Doğu Akdeniz gazları her zaman çok pahalı denildi. İşte özellikle İsrail'in açık denizdeki, offshore'undaki gazlar için. Ama yine hali hazırda Afrika'dan, Malta üzerinden İtalya'dan Avrupa'ya giren bir gaz var. Şimdi Avrupa orayı mı arttırsın, yoksa LNG'ye mi dayansın, yoksa nasıl bir karar alsın? Panik halinde işte bugünkü karar çıktı. Evet, azaltalım. Peki kim ne kadar azaltacak? Almanya sanayisinden mi vazgeçecek, sorduğunuz soru gibi? Veya İtalya
Kuzey İtalya doğalgaz kullanmayıp bir şey mi üretmeyecek? Bunlar hep havada kalan sorular. Net cevapları yok. O yüzden ben çok rasyonel bir karar olduğunu veya bunun arkasından rasyonel kararlarla bunun uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Bunu da 7 ay zaten gösterecek. Yani önümüzdeki döneme ilişkin burada bir iyileşme beklentisi yok. Peki şöyle sorayım. Yani Avrupa'daki mevcut depolama rakamları ya da bundan sonraki hani gidişatı izlediğinizde siz hani bir uzman olarak orada kışı nasıl geçirecekler? Yani üretimi durduracak seviyeye gelir mi? Birçok noktada hani özellikle biliyorsunuz işte Rusya'ya en çok Almanya bağımlı zannediyorum. Evet. Almanya'daki sanayi güçlü, veriler yavaşlamaya işaret ediyor. Böyle gerçekten hani fabrikaların durma noktasına geldiği bir sürece mi gidiyoruz? O kadar kötü mü durum? Yani durum o kadar kötü mü? Şöyle, biliyorsunuz resesyondan çok bahsediliyor. Bu resesyon zaten üretimin durmasına da yansıyacaktır. Üretimin durması da gaz kullanımını göreceli olarak azaltacaktır. Covid'de olduğu gibi. Covid'de üretimin durması başka sebeplerden. Üretimin azalmasına sebep oldu. Ama üst üste 2 yıl bunu yaşayan dünya, Avrupa ve hatta Amerika, Almanya bu şeyi tekrar etmeye dayanabilir mi veya yapmak ister mi? Bu ayrı bir konu. İkinci nokta, Avrupa'daki doğalgaz depoları ve Avrupa'daki gaz olayı birbirine girmiş, çok girift bir şekilde birbirine girmiş bir durum. Şöyle ki, mesela Almanya'daki bir takım doğalgaz, bir veya iki tane yeraltı doğalgaz deposu Gazprom şirketinin elinde. İngiltere BP'si işte Rusya'da arama üretim yapıyor ve sahası var vesaire. Yani bu ilişkiler çok birbiriyle iç içe girmiş durumda. Bu düğümler nasıl çözülür? Bunları nasıl aşarız? İnanın gerçekten çok zor bir konu. Ama bana göre yapılması gereken, eğer karar verici ben olsaydım, bugün hemen hali hazırda, çünkü dediğiniz gibi bugün bir doğalgaz boru hattı yapalım desek nereden baksanız en az 4-5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama ben yine de biraz Rusya'nın elini kırabilmek için Doğu Akdeniz gazlarını ve Kuzey Irak gazlarının sisteme sokulma ihtimalini ve onun üzerinde çalışırdım. Gazı kullanımını azaltmaktan ziyade bu şeyi, bu satrancı, bu arenaya çekerdim. Öyle söyleyeyim. Alternatif enerji kaynakları için Avrupa'nın ciddi yatırımları olmuştu ama tabii bu böyle hemen işte mesela Almanya'da denemeler yapılıyordu sanayi tarafında, özellikle işte alternatif kaynaklarla bir gün nasıl survive ederiz diye, tabiri caizse yani nasıl ayakta dururuz diye. Ama tabii onlar da zannediyorum kısa vadeli bize bir çözüm sağlamayacak. Peki kısaca petrol tarafında sorayım. Buraya eklemek istediğiniz bir şey yoksa şayet. Madem az önce konuştuğumuz gibi bir resesyon beklentisi var, o zaman petrol fiyatları neden düşmüyor? Şimdi şöyle, önceki kısma bir ekleyeyim, daha sonra petrol fiyatları neden düşmüyor sorusuna cevap vereyim. Hı hı. Bildiğim kadarıyla Almanya'da hidrojen yakıtı ve etanolle ilgili bayağı ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama bunlar henüz hazır değil. Yani sisteme sokulacak, ha deyince bir krizde ortama, sisteme girip rahatlatacak çalışmalar değil. Bunlar için daha uzun zaman var. Dolayısıyla bu kışın zor geçeceğini, hem Türkiye açısından hem Avrupa açısından zor geçeceğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Rusya'nın en önemli 3 tane müşterisi var. Almanya, İtalya ve Türkiye. Dolayısıyla bu bizler için bayağı önemli bir süreç. Gelelim, petrol fiyatları niye düşmüyor? Şundan dolayı düşmüyor. Başka bir etkisi, başka bir sebep de var petrol fiyatlarının düşmemesinde. Bu da şu. Biliyorsunuz 2014'te petrol fiyatları 2015'le beraber 30 dolarlara kadar, evet, geriledi. Bu 30 dolara gerilediği zaman arama üretim yatırımları, yani petrol endüstrisinde E&P dediğimiz arama üretim yatırımları durduruldu veya azaltıldı. Evet. Hatta öyle ki, yanlış hatırlamıyorsam ya 2017 senesi ya 2018 senesiydi, 1940 yılından bile daha az yatırım yapıldı arama üretime. Oysa ki nüfuslarımız artıyor, oysa ki bir sürü ülke ekonomilerini geliştiriyor, işte çoğu yerde petrol arabalar artıyor vesaire. Kaldı, peki, ki petrol sadece arabalar veya ulaşım için kullanılan bir malzeme değil. 80 bin tane yan ürün üretiyoruz petrolden. Dolayısıyla petrol olan talep giderek artıyor. Ancak arama üretim yatırımları azaldığı için, evet, 2018-2019'da da 2019'un başına kadar bir 60 dolarlara kadar çıktı, yükselme trendindeydi. Tamam, yatırımlar artar diye beklerken bu sefer de 2020'de Covid ile beraber tekrar
talep azaldığı için tekrar yatırımlar düştü. Dolayısıyla yeni arz gelmiyor. Burada talep de düşmüyor dediğiniz gibi fiyatlara yansımıyor. Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız, analizleriniz için. Süremizin sonuna geldik. Hemen Gizem'e dönelim ve son gelişmeleri soralım. Gizem hoş geldin. Neler aktaracaksın bizlere Arçelik'e ilişkin? Gözde merhabalar tekrar. Arçelik'in bilançosuna da detaylıca baktık. En ön plana çıkacak başlıkları hızlıca özetlemeye çalışayım. Zira bilançoya da oldukça hızlı bir şekilde göz attık. Ama karşımıza çıkan tabloda net karın beklentilerin altında olduğu ana manşet olarak çıkarabileceğim başlık olarak karşımıza çıkıyor. Yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan bir net kar rakamı var. 258.6 milyon TL'lik bir net dönem karı görmekteyiz şirkette. Böylece Arçelik'in karı geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında bu noktada değişiklik göstermiş vaziyette. Nitekim burada finansal sonuçları gösteren tablomuzda ekranda detaylıca yer almakta. Net kar tarafında yıllık bazda %37'lik bir düşüş meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber özellikle yılın ikinci çeyreğinde net satışlar kalemi dikkat çekiyor. Orada da 32.3 milyar TL'lik bir rakam karşımıza çıkmakta. Satış hasılatının iyi olduğunu söyleyebilirim. Gelirlerin hızlı artışında etkili olan sebepler ise hem fiyat artışları hem Türk lirasındaki değer kaybı hem de şirketin inorganik büyüme stratejisinin etkili olduğu görülmekte. Satış hasılatının yıllık bazdaki %122'lik artışında, çeyreksel bazda da %15'lik bir artış var satış gelirlerinde. Böylece toplamda yılın ilk yarısında 60,5 milyar TL'lik bir satış hasılatı elde ettiğini görmekteyiz. Yani yıllık bazda %120'lik bir büyüme var. Burada pazarların detaylarına baktığımızda Türkiye pazarında her ne kadar fiyat artışları ve artan klima satış adetleri gözlense de toplam beyaz eşya satış adetlerinde daralma dikkat çekiyor. Neticede toplam satışlar içerisinde Türkiye'nin payı geçen yılki %33 seviyesinden %30 seviyesine gerilemiş olduğu dikkatimizi çekti. Uluslararası tarafta ise Batı Avrupa pazarında tüketici talebinde yavaşlama, güçlü baz etkisi ve enflasyonist ortam kaynaklı Nisan ve Mayıs aylarında bu noktada tüketici talebindeki yavaşlama daha belirgin hale geldi. Fiyat artışları ama inorganik gelir katkısı euro bazında da yıllık %6'lık gelir artışını bu pazarda meydana getirdi. Bununla beraber Beko'nun İngiltere'deki liderliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. Doğu Avrupa pazarına baktığımızda tüketici talebi yine Nisan ve Mayıs aylarında daralma kaydediyor. Ama euro bazında fiyat artışları kaynaklı %20'lik bir gelir artışı söz konusu. Orta ve Afrika gelirlerine baktığımızda Orta Doğu ve Afrika'ya her iki ülkenin de büyümesi dengeli diyebilirim. Euro bazında katkısı artmaya devam ediyor. Asya Pasifik'te Hitachi katkısı var. O yüzden euro bazında gelirlerinde yıllık ciddi bir büyüme var. Marjlarında ama daralma var genel itibariyle. Orada da artan maliyetlerin etkisini görmekteyiz. Favök marjı mesela %7,5 seviyesine geldi. Geçen yılın aynı çeyreğinde %9,8'di. Yani 232 bas puanlık bir daralma var. Çeyrekten çeyreğe de 312 bas puanlık Favök marjında daralma olduğunu söyleyebilirim. Ciro tarafında beklentilerine baktığımızda şirketin Türkiye tarafında %70'lik bir büyüme bekliyor. Döviz cinsinden uluslararası taraftaki ciro büyümesinin %20'nin üstünde olmasını bekliyor. Böylece de konsolide gelirlerinde TL bazlı %90 üzerinde bir büyüme bekliyor. Favök marjına baktığınızda yaklaşık %10 seviyesine gerçekleşmesini, işletme sermayesinin satışları oranının %25 seviyesine gelmesini beklemekte. Yine şirketin 2022 öngörüleri de ekranımızda zaten. Yatırım harcamaları tarafında da yaklaşık 220 milyon euroluk bir beklentileri var gördüğümüz kadarıyla Gözde. Gizem Uzuner Gençtürk çok teşekkür ediyoruz. 60 dakikayı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın efendim.